Yani ben çünkü çok iddialı bir şekilde bir sav ortaya attım. Hı hı. Çok iddialı bir şekilde bir iddia ortaya attım. Bakın tablet, bilgisayar ve televizyon dediğimiz olay. Tabi Android bazlı olunca bunları tableti eğer Android bazlıysa e, bunlar ne yaparsınız? Koyduğunuz yerde başka bir elektronik alete gerek yok. Bunlar bir gözetleme cihazıdır. Hı hı. Yani önemli yatak odalarında konulan televizyonları da aynı şekilde ifade. Ediyor. Eskisi gibi artık böcek çakmaya hiç gerek yoktu. Evet. Yani böcek, yani biliyorsunuz böcek, çok istihbaratçıların evet. çok önemli olgularından bir tanesi. Bunlar gerçek anlamda dediğim gibi android bazlıysa. Yani internet kabul ediyorsa, bunlar hakikaten bunlara yapılacağınız. Sibel sağda güzel şey gözeterler, dinlenir, dinlenirsiniz. Onun için eskisi gibi efendim buraya böcek çakmışlar. Burada böcek adetim var. Bilmem şunu bu buna hiç şey yapmanıza gerek yok. Gelelim bu tarafa. Çağrı cihazı telsiz ki bunlara ikisine taarruz yapılmıştır. Hı hı. Radyo işte bunlar frekansa elektromanyetik frekans sistemine göre çalışır. Bakın eskiden sevgili izleyicilerim şöyle bir misal vereyim. Eskiden intihar saldırıları şöyle yapılırdı. Yani yapılıyor, şimdi de yapılıyor. Bir yelek yapılır, hazırlanır. Bu yelek patlayıcılarla doludur. Ve bu yelek e, e, ilginçtir, yani çok da önemlidir. Dışarıdan, dışarıdan onu siz patlatabilirsiniz. Elektromanyetik frekans dalgası göndermek suretiyle. Evet. Neden? Neden? Yani intihar saldırısını yapacak kişiyi yetiştirirsiniz. Cenneti vaat edersen şöyle böyle. Ama çok da ilginçti. Ben Teramo Üniversitesi, Avrupa'nın çok üniversitesinde bu konuları anlattım. Ve çok ilginç olarak ifade ettim. Türkiye'deki intihar saldırıları kadınlar üstleniyor. Kadınlar bize bayağı çok ilginç. Yüzde 63 civarında. Başka yerlerde bu işi erkekler yaparken Türkiye'de Böyle bir şey var. Ne yaparsınız? Gider şimdi, e, hatta kadınların çok ilginçtir. İntihar saldırganın bile sabahleyin kalkıp kuaföre gittiğini, kuaförden sonra hazırlık yaptıktan sonra buraya tevessül ettiğini, işte bir şey içirirler vesaire. Siz cennete gitmeye hazırlanırken bir noktada ay ayarsınız. Ama e, intihar saldırısı ne yapacaksınız? Sizi gözetleyen, sizi takip eden kişiler ne yapar? Bu işi patlatır. İşte bu iş o sistematiğe göre yapılmıştır. Çağrı cihazları ve tesislerin patlatılması aynı o şekildedir. Hı hı. Tabii e, bunun için şunu söylememiz lazım. Patlatılan cihazlar özellikle çağrı cihaz dediğimiz pager dediğimiz sistemdir. Bu pager sistemi şöyle çalışır. E, çok da önemlidir. Bir intranet içinde yapılır. Güvenlidir. Bakın yani önemlidir. Tabii ki İsrail bunu 5 ay önceden özellikle bunu farklı şekilde yorumlayabilirsiniz. Nasrallah'ın özellikle efendim Hizbullah örgütünün içindeki olanlar yanınızda eğer cep telefonu kullanıyorsanız bir İsrail askerini yanınıza yaş yaşatıyorsunuz. Sizi öldürmeye hazır ve amade demesini üzerine evet. ne yapmışlardır? Yani e, vazgeçmişlerdir. Cep telefonlarından vazgeçmişlerdir. Peki bunu kim sağlamıştır? Esas 1 milyon dolarlık soru budur. Kim sağlamıştır? İran sağlamıştır. Bakın Hizbullah kendisi tek başına bu işe çıkmamış. Neden? Uluslararası efendim e, özellikle savunma bilimleri olarak ben şeyde de bulundum <laughs> National Defense University Amerika'da Potomac Nehri'nin karısında orada bulundum ben. Yani bu evrensel askeri ilkelere göre, prensiplere göre yapılır. Ne yapılır? Üst birlik, as birliğin neyini sağlar? İrtibatını sağlar. İrtibatını sağlar. O zaman ne yapıyorsunuz? Kudüs gücü, değil mi efendim? Hı hı. Çünkü İran'ın devrim, İslam devrimini ihraç etmek için göndermiş olduğu, değil mi bu bizim zaman zaman arkadaşlarımız çok abartarak ifade ettikleri Şii hilali e, vesaire İran koridoru diyeyim ben ona. Bunun üzerinde bir tesis ta şeye kadar, Hizbullah'a kadar gelen e, bunu kim sağlamak mecburiyet nedir? Bunları alınca nasıl Allah'tan İran bu işe girmiştir. Yani bu cihazları sağlayan, şu çağrı cihazlarını sağlayan ülke bulgular muhacesinde konuşuyorum ben. Bulgulara göre konuşuyorum. Ee, İran olabileceği yüksek ihtimal dahilindedir. Hatta buna benzer bir cihazın efendim belki barın da bana katılacaktır. İran Cumhurbaşkanı müteveffa cumhurbaşkanının masasında da görülmüştür. Yani buna saat verilmiştir vesaire denilmiştir falan. Yani bu, bu konuda İran'ın yani evrensel askeri literatürdeki ilkelere göre bunun o doğrudan doğruya İran sağlaması hı hı. sağladığına hı. dair emareler çok yüksektir diyeyim. Ben birinci şurada çok konuşuyorum galiba. Estağfurullah. Mine ben oturayım yerime. <laughs> Bu